اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا Onlar Rabbimiz Allah dediler. Sonra istikamet üzere kaldılar. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ Melekler semadan geliyor. اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا Korkmayın, mahzun olmayın. Ayakta kalın, yürümeye devam edin. 8 yaşında, 9 yaşında çocuklar Filistin'de, Kudüs'te tankların önünde Allahu Ekber diyorlar. Mevziyi bekliyorlar. 10 gün önce Kudüs müftüsü bizdeydi. Suriyeli bir hocamız sordu. Hocam dedi, 5 yılda tükendik biz. 5 yılda yorulduk. Peki onlarca yıldır siz o zalimlerle nasıl ayakta duruyorsunuz? Nasıl mücadele ediyorsunuz? Mescid-i Aksa dedi Kudüs müftüsü. Orada Peygamber Aleyhisselam'ın ayak izi var. Onu çiğnetmeyeceğiz. Kadınlarımız, çocuklarımız, genç kızlarımız yemin ettiler. Ya Rabbi dediler, bu can bu bedende durdukça, hayatta kaldıkça, soludukça, soluklandıkça Mescid-i Aksa'yı çiğneyemeyecekler ya Rabbi. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ Melekler geliyorlar, yüreklere iniyorlar, teslim olmayın diyorlar. Ayakta kalın. نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Allah Azze ve Celle Kur'an'ın bu ayetleriyle o yürekleri teselli ediyor. Hafız kardeşimin okuduğu ikinci ayet, Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, siz Birleşmiş Milletler, Amerika, mahkemeleri, yargıçları, Müslümanlar aleyhinde sürekli davalar kursalar, meclisler kursalar, aleyhinizde sürekli kararlar çıkarsalar, Kudüs-ü İsrail'in başkenti yapmak için yeni oyunlar, yeni tuzaklar kursalar, eğer siz Kur'an-ı Hakim'e ittiba ederseniz dünyada sahibiniz Allah olacak. Ahirette sahibiniz Allah olacak.